Arkadaşlar iyi günler. YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalında yine bir KPSS coğrafya denemesiyle bir aradayız. Bakalım bu denememiz nasılmış, yine neleri öğreneceğiz, neleri kavrayacağız. Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangilerinde alüvyonlara rastlamak daha zordur diyor. Akarsuların taşıdıkları kil, kum, çakıl gibi materyalleri kıyıda biriktirmesiyle oluşan depolara alüvyon adı verilir. Bu tip depolar en çok delta ovalarında görülür. Şimdi delta ovalarında görülen alüvyon depoları harita üzerindeki yerlerin hangilerinde görülmez? Daha az görülür. Şimdi Doğu Karadeniz'de çok dik eğimli yamaçlar var. Deniyet denize şöyle iniyor. Burada dalgaların çok şiddetli olması, rüzgarın çok fazla esmesi, aynı zamanda da saat yönünün tersi yönde ilerleyen bir deniz akıntısının varlığı kıyıda bir delta oluşumunun söz konusu olmamasına yol açıyor. Dolayısıyla bir numarada alüvyonlara, delta ovalarına rastlamak mümkün değil. İki numarada ise büyük bir delta ovası var. Meriç Nehri'nin, Ergene Nehri'nin oluşturduğu Kuzey Ege'deki denize doğru çıkıntısı olmayan önemli bir delta ovası var. Bunu mutlaka bilin. Ergene, Meriç, Taşkın Düzlüğü. Üç numarada arkadaşlar Büyük Menderes Nehri'nin oluşturduğu Balat Deltası söz konusu. Ve dört numarada ise arkadaşlar Amik Ovası adını verdiğimiz Asi Nehri'nin Akdeniz'e ulaştığı yerdeki Delta Ovası var. Demek ki bunlardan yalnızca bir numarada Delta Ovası yok. Dolayısıyla burada alüvyal depolara rastlamak kolay değil. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Çanakkale'nin illerimizden hangileriyle sınırları vardır? Balıkesir, Edirne, Tekirdağ. Ne ilginç bir soru. Trakya Yarımadası'nda yer alan, pardon, Anadolu Yarımadası'nda yer alıyor aslında. Anadolu Yarımadası'nın kuzeybatı ucunda yer alan Çanakkale'nin Balıkesir'e de sınırı var. Batıda Avrupa tarafında Edirne'yle de sınırı var. Tekirdağ'la da sınırı var arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ille de sınır olduğu için cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Ülkemizde cephesel yarışlar en çok hangi mevsimde, hangi iklim bölgesinde görülür? Mutlaka bilmeniz gereken bir nokta ile ilgili bir soru. Türkiye'nin mutlak konumu nedeniyle yağışlar genellikle cephesel karakterlidir. Bu yağışlar kuzey ve güney sektörlü hava kütlelerinin karşılaşması sonucunda oluşmaktadırlar. Arkadaşlar, Türkiye, kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer alan, mutlak konumun nedeniyle orta kuşağın sıcak kesimindeki bir ülkedir. Dolayısıyla da Türkiye'ye kuzeyden gelen soğutucu hava kütleleriyle güneyden gelen ısıtıcı sıcak hava kütlelerinin karşılaştığı yerlerde sık sık cephesel, frontal yağışlar ortaya çıkar. Frontal yağışlar özellikle kuzey yarımkürede 40 derece enlemleri çevresindeki Akdeniz iklimi kuşağında kış mevsiminde çok fazla etkili olur. Böylece Türkiye'nin yağış rejimi incelendiğinde Türkiye'nin yağış rejiminin önemli yüzü bölümünü karasal yani ilkbahar yağışlarıyla kış yağış sisteminin yani Güneydoğu Anadolu'dan başlayıp Akdeniz, Ege, Marmara'ya kadar hatta bol bol Karadeniz'in bazı yerlerine kadar en fazla yağışın kış mevsiminde yaşandığını görürüz. Bu durumda bize Türkiye'de Akdeniz yağış rejiminin, Akdeniz iklim sisteminin cephesel yağışlarının etkili olduğunu gösterir. Biz şunu mutlaka bileceğiz bu kadar güzel bilgiden sonra. En fazla görülen yağış türü cephesel yağışlar. Bunların en fazla görüldüğü iklim tipi Akdeniz iklimi. En fazla yaşandığı mevsim ise kış mevsimidir. Aklınızda mutlaka bulunacak. Türkiye'de akarsuların yıl içindeki akış düzeninin belirgin çarpıklıklara sahip olması gibi nedenlerden hangisine bağlı olarak gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Akarsuların yeraltı sularından beslenmesi. Ülke genelinde 2000'den fazla baraj ve gölet bulunması, ülkenin genelinde kurak iklimlerin etkili olması. Ben size bununla başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye akarsularının yıl içinde akış düzeninin yamuk yumuk olması. Yani çok yükseliyor çok düşüyor, çok yükseliyor çok düşüyor. Böyle çok kıvrımlar yapması grafiğinin sebebi bir kere Türkiye genelinde kurak iklimlerin etkili olmasının temel bir sorunu. Türkiye
Orta kuşağın kurak kesiminde yer aldığı için genellikle rejimler düzensizdir, dengesizdir. Bunun dışında Türkiye akarsuları yeraltı sularından besleniyor denemez. Türkiye akarsularından Manavgat, Köprüçay, biraz Göksu yeraltı sularından beslendiği iddia edilebilir. Karstik sulardan beslendiği iddia edilebilir. Ama arkadaşlar bunun dışında akarsular yeraltı sularından fazla beslenemez. Yine ülke genelinde 2000'den fazla baraj ve gölet bulunmasının akış düzenindeki çarpıklıklarla hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla 1 ve 2'nin akış düzenindeki bozulmaya bir etkisi olduğu söylenemez. Yalnızca 3 belirgin biçimde, yani Türkiye'nin orta kuşağın karasal iklimler bölgesinde, kurak iklimler bölgesinde yer alması etkili. Dolayısıyla arkadaşlar 4. sorumuzda Ceyhan dedikten sonra Türkiye'nin aşağıda verilen illerinden hangisinin normal alanlarının toplam yüzölçümü içindeki oranı %1'den azdır? Bakın burada şunu soruyor. Türkiye'nin ormanlarını 100 parçaya bölmüştür. Hangi ilde %1'den daha az orman var? Konya'da çok orman var. Çünkü Konya çok büyük bir il. Çok dağları olan yer, ormanlık alanları olan bir yer. Ankara'nın kuzeyinde çok geniş ormanlar var. Hakkari'de ormanlar geniş geniş, bol bol söz konusu. Yozgat'ta az da olsa, mesela Türkiye'nin 6-7'si de Yozgat'ta. Mesela Yozgat Çamlığı gibi Türkiye'nin en eski ilk milli parkı söz konusu. Mutlaka aklınızda bulunsun. Ama Türkiye'de %1'den az olan orman alanları Şanlıurfa'dadır. Bunu da mutlaka aklınızın bir köşesinde bulundurun. Üste söylenenlere göre Türkiye haritası üzerinde numaralarla gösterilen yerlerden hangileri diğerlerine göre daha fazla çığ riskine sahiptir? Türkiye'de yaşanan en önemli kütle hareketlerinden biri çığdır. Çığ engebenin fazla olduğu yerlerde kar yağışının kış mevsiminde birkaç seferde gerçekleşmesi sonucunda oluşan yığıntıların doğal veya beşeri bir nedenle harekete geçmesi sonucunda oluşurlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar çığ nasıl oldu ben onu hemen size hatırla anlatayım. Bilin sonra kolayca işaretleyin. Bir kere kar yağacak. Bol bol kar yağacak. İkincisi bol miktarda eğim olacak. Eğim de engebe de olacak. Ama bu ikisi kar çığ olması için yeterli değil. Bir kere çığ için şu gerekli. Kar yağmalı, kar erimeli ve kar eriyince üst yüzeyi donarak buza dönüşmeli. Karın dış yüzeyi. Buza dönüşen kar yüzeyinin üzerine bir daha kar yağmalı. 2 kat oldu mu? 3 kat, 4 kat, 5 kat, 10 kata kadar buz kar diye bir katmanlanma söz konusu olduğu zaman artık kayma için ideal koşullar var. Eğim var, buz var, onun üzerinde kar yığıntısı var. Artık ne kaldı? Bunu tetikleyecek bir hareket lazım. O ne? Ses arkadaşlar. Bir bağırtı, bir çığlık, bir eşeğin andırması titreşimle ne yapıyor? Yamaç boyunca milyonlarca ton, belki milyon abartı oldu ama binlerce ton kar yığınının bayır aşağı yuvarlanmasına yol açıyor. Buna çığ diyoruz. Çığ Türkiye'de en çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek engebeli yerlerinde görülür. Batıya doğru gidildikçe çığ oranı azalır. Akdeniz iklim kuşağında çığ neredeyse görülmez. Arkadaşlar demek ki çığ riskinden fazla olduğu yer burada 1 ve 3 ile söylenen Edirne seçeneğiymiş. Doğru cevabımız. Yine güzel önemli bilgiler edindikten sonra arkadaşlar bir eğitimciden coğrafyayı dinlemek bence çok keyifli. Diğer koşullar eşit kabul edilirse Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde karayolu yapım maliyetleri diğerlerinden daha fazladır? Şimdi diğer şartlar eşit kabul edilecek. Bakalım. İzmit Körfezi'nde İzmit. Menemen. Gediz Deltası'nda Menemen. Çukurova Deltası'nda Adana. Efendim Harran Ovası ve Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları. Burada hangisinde yol yapım maliyetleri en yüksektir?
Hiç uzatmıyorum. Kesinlikle Doğu Karadeniz'e Kaçkar Dağları'nda yol yapımı daha zor ve daha maliyetlidir. Türkiye'de son 40 yıldır genel olarak nüfus artışının azalmasında faktörlerinden hangilerinin etkisi vardır? Eğitim seviyesindeki artış, aile planlaması politikasının etkileri, nüfusun büyük bölümünün kırsal alanlarda yaşaması faktörlerinden hangilerin? Arkadaşlar, eğitim seviyesindeki artış çok etkili. Aile planlaması politikasının etkileri de günümüzde bu politika uygulanmıyor olsa da belirgin biçimde, hani son 40 yıldır diyor, son 10 yıldır aile planlaması uygulanmasa da belirgin biçimde etkili. Dolayısıyla Denizli seçeneğinde 1 ve 2'nin bu olay üzerinde çok etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu soruda Türkiye'de bulunan Kırıkkale, Batman, Karabük yerleşmelerinden hangileri geçmişte küçük yerler iken Cumhuriyet'in ilanından sonra büyük yerleşmelere dönüşerek il statüsü kazanmışlar? Güzel soru. Kırıkkale, Kırıkköy. Batman, İlu köyü. Karabük, Karabük beldesi. Şimdi bunlar Kırıkkale'ye petrol rafinerisi, Batman'a Batman petrol rafisi, Karabük'e Karabük demir çelik fabrikası açıldıktan sonra kalabalıklaşmışlar ve il halini almışlar. Demek ki 3 yerleşmede sorunun öncülüğünde söylenen özellikleri taşıyor. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Güzel bir soru. Gene bir doğa test sorusu. Farklı. Ezberciliğe darbeyi vuruyoruz. Ezberciliğe tokadı vuruyoruz. Ne yapıyoruz? Mantık yürüteceğiz. Türkiye'nin en büyük gölüyle illerinden hangilerinin kıyıları vardır? Türkiye'nin en büyük gölünü hatırlayın, Van Gölü. Van Gölü'ne kıyısı olan kesinlikle Van'ın ve arkadaşlar Van'ın ve Bitlis'in, Bitlis'te Nemrut Dağı var, Nemrut Gölü var. Nemrut Dağı, o volkanik Nemrut Dağı Van Gölü'nün oluşmasını sağlamış. Ama Siirt daha güneyde fıstığıyla meşhur Antep gibi. Antep fıstığı var ya, bir de Siirt fıstığı var. Siirt'in kıyısı yok. Dolayısıyla 1 ve 2'nin Van Gölü ile kıyısı olduğu için cevabımız Denizli. Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangileri enerji, dalga enerjisinin üretilebileceği sahalardır? Dalga boyu yüksek ve yıl boyunca sürekli rüzgarların etkili olduğu kıyılarda yeni bir alternatif enerji kaynağı olarak dalga enerjisi üretilmektedir. Şimdi buralardan hangileri üretilir? Ben size söyleyeyim. Dünyada dalga enerjisinin ilk üretildiği yer Fransa'nın Manş Denizi kıyılarında santralin adı bunun bir santralde üretilmeye başlandı. Şimdi işte 8-10 yerde yine dalga enerjisi üreten santraller söz konusu. Türkiye'de nerede olur? Bir kere Türkiye'de batı rüzgarlarının daima etkili olduğu dalgalı yerlerde dalga enerjisi üretilebilir. Mesela dalga batı rüzgarlarının etkili olduğu sürekli dalgaların gerçekleştiği 1 ve 2 dalga enerjisinin üretilebileceği başlıca sahalardır. 3 ve 4'te ise dalga enerjisinin üretilebileceği söylenemez. En azından şimdiki koşullarda söylenemez. Türkiye okyanuslara kıyısı bulunmayan bir ülke olduğu için büyük çaplı balıkçılık ve balık konserveciliği fazla gelişmemiştir. Aşağıdaki illerden hangisi bu genellemenin dışında kalır? Samsun, Antalya, Çanakkale, Sinop, Mersin. Şimdi Türkiye'de balık konservesi, balık unu nerede yapılıyor? Şey geliyor aklıma yani. Ton ton ton, Dardanel ton. Dardanel nerenin? Arkadaşlar Dardanel ne demek be ya? Dardanel. İlk çağ uygarlıklarının Perslerle İyonların, Perslerle eski Yunanlıların boğuştuğu, 300 Spartalı'nın birbirine girdiği, Çanakkale, Dardanel Boğazı arkadaşlar, C harfi aklınız, C seçeneği aklınızda mutlaka bulunsun. Balıkçılık ve balık konserveciliği. Türkiye'de seracılık faaliyetlerinin çok gelişmesi aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin yoğun olarak üretilmesini sağlamıştır? Kivi, muz, anason, patlıcan, üzüm. Haydi ya, bak soruya bak. Seracılık faaliyetleri kivi ile alakalı mı? Ben size söyleyeyim, değil. Çünkü kivi Yalova'da, Samsun, Ordu, Giresun'da yetiştirilir. Seracılık yapılan yerlerde yetişmez. Anason, bir kere anason karasal iklim bölgesinde bir ot türü. Bu da
seracılıkla ilgili bir şey diyeyim. Badırcan, batlıcan. Yani ben çirkin ifade ettim. Batlıcan dedim ama patlıcan sera bitkisi değil. Tabii serada da yetiştirilen var ama sera bitkisi değil. Bir diğer sera bitkisi asla olmayan üzüm, eksi 20 dereceye kadar dayanabilen güçlü bir tarım ürünü üzüm. Bu soruda sorulan seracılık faaliyetleriyle gelişen yoğun olarak yetiştirilen bir ürün değil. Ama Türkiye'de Türkiye tipi muzun bol bol büyük çaplı üretilebilmesini sağlayan şey Anamur'da sıcaklık değerlerinin yıl boyunca 19 derecenin altına düşmemesi ve Anamur'da çok geniş, çok büyük seraların bulunmasıdır. Ben gittim yerinde gördüm. Sağ olsun coğrafya öğretmeni Yusuf Turgut beni davet etti. Bir de çayını içtik orada güzel. Muz bu sorunun cevabı arkadaşlar. Seracılığın sayesinde bol bol yetiştirilen ürünümüz. Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan bölgesel kalkınma projelerinin sonucunda gibi bileşenlerden hangilerinin değişmesi beklenir? Ulaşım, tarımsal üretim, turist sayısı. Arkadaşlar Türkiye'de gerçekleştirilmesi düşünülen projelerin mesela GAP projesiyle ulaşım gelişmiştir. Tarımsal üretim gelişmiştir. GAP'la birlikte turist sayısı ciddi anlamda artmıştır. Arkadaşlar cevabımız kesinlikle Edirne'dir. Bu kolay soruyu geçtikten sonra Türkiye tarafından Asya ile Avrupa arasındaki karayolu bağlantısını sağlamak amacıyla inşa edilen aşağıdaki köprülerden hangisini kullanan kişi ve araç sayısının en az olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Şimdi bunlardan bir hata yapmışım bu soruda. Şimdi Türkiye tarafından Asya ve Avrupa arasındaki karayolu bağlantısını sağlamak amacıyla inşa edilen dediği anda Osman Gazi Köprüsü gidiyor. Çünkü niye gidiyor arkadaşlar? Osman Gazi Köprüsü İzmit Körfezi'nin iki kıyısını bağlamak için yapılmış. Dolaylı olarak Asya Avrupa'yı bağlamaya yarar ama doğrudan yaramaz. O yüzden bu soruda bir hata var. Ama soruda sorulan mevzuda en az kişi ve aracın geçtiği köprü yine her zamanki gibi biz o biliyorsun anmamam lazım. Ama şimdi biz öyle bir zengin bir milletiz ki biz köprüyü yaparız. Hiç kimse geçmese bile onu yapan müteahhiti zengin ederiz. Nerededir o? Arkadaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü kişi başına böyle 2000-3000 dolar ödediğimiz bir gurur tablomuz. Harika bir eserimiz. Bu sorumuzun cevabı da Bursa. Türkiye'nin turistik arkeolojik değerleri hakkında bir katalog hazırlamak isteyen turizm yetkilileri. Bu katalogda aşağıda verilen uygarlıklar hangisine geniş yer ayırmaz? Hitit, Asur, Firik, Arap, İyon. Arkadaşlar bu uygarlıklardan Arap uygarlığı Anadolu'da mimari eserler bırakmamış. Dolayısıyla bunların bıraktığı mimari eserlerin katalog içinde geniş yer tutacağını söylemek mümkün değildir. Oldukça kolay, yemlik bir soru. Bu da sorulmuş işte. Ona göre illerinden hangilerinde hava kirliliğinin en fazla olduğu söylenir? Bak güzel bir soru. Türkiye'nin büyük şehirlerinde doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla beraber havadaki kül, is, toz gibi partikül maddeler azalmış. Ama karbonmonoksit, gübre dioksit, hidrojen peroksit gibi zehirli gazların oranında büyük bir değişim yaşanmamıştır. Ankara, Afyon, Rize, Muğla illerinden hangilerinde hava kirliliğinin en fazla olduğu söylenir? Bir kere hava kirliliğinin fazla olması şuna bağlı. Sanayi gelişmiş olacak bir. Nüfus çok fazla olacak iki. Bulunduğu yerde yeryüzü şekilleri bir çanak olacak. Yani etrafı dağlarla kuşatılmış olacak. Bu yüzden rüzgarların etkisiyle burada üretilen zehirli gazlar, karbondioksit, canlıların ürettiği gazlar tahliye edilemeyecek. Mesela bunun en güzel örneği Ankara arkadaşlar. Türkiye'de en kirli hava kütlesine sahip yerlerden biri olan Ankara dağlarla çevrili bir kuşak bir
Bu havzanın içinde hava kirliliği inanılmaz fazla, ama biz bunu işte bir takım adamların sayesinde fazla pahalı fiyata doğalgaz alıp artık havada partikül yok, zehirli gaz yok diye kekleniyoruz. Biz bunu yiyoruz. Görmüyoruz ya gözümüzde. Hava sis yapmadığı için temiz. Benzer şekilde Afyon arkadaşlar Türkiye'de havası en kirli şehirlerimizden bir tanesi. Kalabalık ve çevresi dağlık olan Afyon, havanın tahliye edilemediği, bu bakımdan da havanın oldukça kirli olduğu merkezlerden bir tanesi. 17. sorumuzun cevabı da Adana. 18. soruya geçmeden önce arkadaşlar, denemelerimizi beğendiniz, beğenmediniz, tuttunuz, tutmadınız. Bilmiyorum ama gerçekten çok emek verdim. Elimden gelen yaptım. Elimden gelenin ötesine de geçtim. Çok kaliteli sorulardan oluşan denemeler. Bu denemeleri izlediğinizde çok şey öğrenecek. Hiç soru kaçırmayacaksınız. Hepinizden kanalıma destek olmanızı, abone sayımızı ve reytingimizi ciddi anlamda yükseltmenizi rica ediyorum. Hepinize sınavda bol şanslar, başarılar diliyorum arkadaşlar. Gelelim 12. 18. soruya. Aşağıda verilen illerimizin hangisinde yoğun olarak bulunan yeraltı kaynağı varlığı, ülkemizin genç bir ülke olmasına kanıt olarak gösterilemez? Şimdi burada iller var. Buralarda çok çıkarılan maden Türkiye'nin genç bir ülke olduğuyla ilgili değil. Mesela Manisa'da, Soma'da, Leyit. Bu üçüncü zaman Türkiye'nin genç bir ülke olduğunu gösterir. Elazığ'da metalik madenler, volkanik formasyonların içinde bol bol çıkarılan kurşun, kalay, demir gibi madenler ve Leyit Türkiye'nin genç bir ülke olmasını kanıtlar. Sivas, Tuz ve Leyit yine Türkiye'nin üçüncü zamanda oluşmasıyla alakalı madenler. Batman, Raman, Garzan, Batman, Raman'da ve Garzan'dan çıkarılan petrol üçüncü zamanda, yani genç bir ülkede oluşmuş madenlerdir. Ama Zonguldak taş kömürü madenleri birinci zamanda oluşmuş. Türkiye'de de bu yüzden çok nadiren bulunan taş kömürü yatakları sadece Zonguldak, Bartın arasındaki bölgede vardır. Dolayısıyla bu soruda bence çok güzel, bu soruda Türkiye'nin genç bir ülke olmasını kanıtlamayan yeraltı kaynaklarının bulunduğu şehrimiz Zonguldak'tır. Değerli arkadaşlar, bu denememizin de sonuna geldiğimizde hepinize sınavda başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. İyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.